Orta Doğu'daki şu andaki bir tırmanan gerilim bayağı bir hat safhaya çıkmış durumda. Burada tabii ki Orta Doğu'daki tırmanmanın, o gerilimin esas ana nedeni ABD emperyalizmi. Yani bu projesini nasıl hayata geçecek? Yani teorik olarak bu projesi Amerikan emperyalizmi tarafından yazıldı. Yazıldıysa ki bunun uygulama safhaları var. Acaba nasıl uygularız? Nasıl ortalığı bulandırırız? Nasıl Orta Doğu kan gölüne dönüştürürüz? Ve bu kan gölü içerisinde acaba orada bizim kazanımlarımız ne kadar olur? Tabii ki emperyalizm kazanımı olmayan, çıkarı olmayan bir yere gidip oralara iş olsun diye, öyle bir görüntü olsun diye gitmez. İlla ki bu projenin hayata geçmesi ve oralarda da Orta Doğu'daki bütün ülkelerde eğer kendine bağlı olmayan rejimleri, sistemleri de kendine bağlayarak, orada bir işbirlikçi oluşturarak, orayı da kendine bağlayarak orayı da dizayn edecek. Bu anlamda sıkıntı ABD emperyalizminden kaynaklanıyor. İran'ın Şam'da, Suriye'nin Şam'da üssü vardı. Bu üssü Siyonist İsrail, orada üst düzey komutanlarla birlikte o üssü orada havaya uçurdu. Orayı imha etti. Bunun misillemesi olarak da İran'da karşı füzelerle, belli balistik füzelerle vesaireler atarak İsrail'e karşı bir misilleme yaptığını duyurdu dünya kamuoyuna. Fakat tabii atılan füzeler İsrail'e zarar veremedi. Çünkü Türkiye'deki Malatya Kürecik'teki radar üssü, İsrail'i koruyan Kayseri, İncirlik Hava Üssü, Kürecik, buradan ve daha diğer üsler tabii ki İsrail'e gelen zararları, füzeleri engelleme maksatlı oradan böyle bir engeli takılıyor. Bu anlamda biz diyoruz ki ABD ve Türkiye'deki bulunan ABD ve NATO üsleri, başta Kürecik, Kayseri ve İncirlik Hava Üssü olmak üzere buralar kapatılmalı diyoruz. Filistin halkından yana olmamız gerekiyor. Biz devrimciler olarak biz Filistin halkından yanayız ve dünya halklarının, bütün ezilen halkların yanındayız. Bu anlamda Türkiye'deki şu andaki mevcut AKP ve saray iktidarı Gazze'deki Filistin halkına destek verdiğini söylüyorlar. Oysa ki gelişmelere baktığımız zaman gelişmelerde İsrail'e hizmet ettiği, çünkü askeri anlaşmalar duruyor. Ekonomik anlaşmalar duruyor. Bu anlamda İsrail ne istiyorsa buradan ihracat veya bir şekilde açık ve gizli şekilde İsrail'e ulaştırılıyor. Gerçekten AKP ve saray iktidarı samimiyse, hakikaten Filistin halkının yanındaysa, sanmıyoruz. Yanlarında değil, öyle gözükmeye çalışıyorlar. O zaman bütün İsrail'e olan diplomatik, askeri, siyasi bütün ilişkiler kesilsin diyoruz biz. Samimilerse kesmiyorlar. Kesmiyorlarsa efendim biz de Türkiye halkları olarak, devrimcileri olarak, duyarlı insanlar olarak bu durumları, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu katliamlar 35 bini geçti. Bunu şiddetle protesto ediyoruz. Bu protesto eylemlerimiz devam edecek. ABD emperyalizmini protesto ediyoruz ve ABD emperyalizminin Türkiye'deki işbirlikçisi AKP ve saray iktidarını da protesto ediyoruz. Devrim Hareketi Ünye Temsilciliği olarak. Bu anlamda bu demokratik mücadelemiz bu saldırılar sürdüğü müddetçe devam edecek. Biz de demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanaraktan Amerikan emperyalizmi ve buradaki işbirlikçilerini protesto ediyoruz ve de etmeye devam edeceğiz.